Selam dostlarım, hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yakın temas taktiklerine bakacağız arkadaşlar. Bugün sizlere öyle bir taktikler vereceğim ki arkadaşlar, artık yakın temasta rakiplerimizin içinden geçebileceksiniz. Adeta profesyonel bir oyuncu olabileceksiniz arkadaşlar. Bu videodan sonra size bildiğim tüm taktikleri, sırlarını anlatacağım ve nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekiyor hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugün tam tamına 4 tane taktik vereceğim size. Önce taktikleri vereceğim. Ondan sonra detaylı oyun içinde nasıl taktik yapılır onları da izleyeceğiz beraber. Ama öncelikle şu 4 taktiği bir söyleyeyim. Ondan sonra beraber uygulamalı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle yakın temasta profesyonel bir oyuncu olmak için yapmanız gereken birinci adım gösteriyoruz hemen arkadaşlar. Elinize bir silah almak. Bu oyunun ana kuralı hassasiyet olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey olmaz abi. Unutun, hassasiyetiniz tam değilse hiçbir şey yapamazsınız. Oynayamazsınız zaten. Anladınız mı? Peki neye göre? Yakın temastaki hassasiyetten bahsediyorum. Şimdi şu adama sıkarken, ateş ederken arkamızdan gelen rakibi de aynı anda tek şarjörle öldürebiliyorsak bizim hassasiyetimiz iyi demektir. Peki neye göre ayarlayacağız bunu? Ateşe başladığımız zaman ekran çevireceğiz, arkadaki düşmanı öldüreceğiz. Bunun ayarı nedir? Ateş etme animasyonu. Yani hassasiyet bölümüne girersek arkadaşlar, bu da dürbünsüz ateş etme animasyonu hassasiyeti 3. şahıs dürbünsüz. Benim kaçmış? 180. Bu işimize yarayacak. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Sağ baş parmağınızı yerinden kaldırmadan, ateş tuşunu çekmeden, elinizden çekmeden aynı anda 2 düşman öldüreceksiniz. İkinci taktiğimiz tabii ki de şu alttaki joystick gördüğünüz. Ben joystick'i en küçükte kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi ben joystick'i burada birinci kısıtta kullanıyorum arkadaşlar. Burada 1 var, 2 var, 3 var. En çok kullanılan 1, sonra 2'dir arkadaşlar. Şimdi birinci kısım için anlatacak olursak, birinci kısım bu joystick'i arkadaşlar nereye koyarsanız koyun. Bakın ben şu ilmeci en yukarıda kullanıyorum. Şimdi onu da küçültmeye göstereceğim. Şimdi bunu böyle aldım diyelim. Bunu şuraya koydum diyelim. Bakın buraya koydum. Benim hassasiyet ayarım veya dokunduğum yer değişecek mi? Değişmeyecek. Hani bazı YouTube'lar vardır arkadaşlar, böyle biliyormuş gibi konuşurlar. Halbuki hiçbir şey bildikleri yok. Onu söylemek istiyorum size. Bunu nereye koyarsanız koyun abi. Nereye koyarsanız koyun bak. Fark etmez yani. İstediğiniz yere koyun ve sol baş parmağınızı istediğiniz yere değdirin, yine aynı şekilde hareket eder. Yani bunu nereye koydunuz önemli değil. Önemli olan kanka şu imleç var ya, şu. Bu imleci küçültmek. Bunu küçültmek için öncelikle joystick'e basıyoruz. Joystick'teki şu büyütme işareti büyütürken arkadaşlar, bakın böyle büyütürken tıklıyoruz şeye, bu küçültme şeyine. Yani elimiz buradayken bakın, elimiz buradayken geçiyoruz. Bırakırsanız geçemezsiniz. Ondan sonra bunu da küçültüyoruz, en aşağı alıyoruz. Bunu da en yukarı çekiyoruz. Telefon, tablet fark etmez kanka. Bu kadar. Olay bu kadar kanka. Bunun başka bir olayı yok yani. Bir de rakibi gördüğümüz zaman, ateş edeceğimiz zaman kanka 0,5 saniye sola sağ, sola sağ. Yani şu olay. Sağ sol yani. Bu çok basit yani, o kadar zorlanacak bir iş değil, herkes yapıyor bunu arkadaşlar. Artık joystick'i herkes biliyor zaten. Fark etmez. Şurada bir adam var. Bakın işaretliyorum. Şurada bir adam var. Ben de buradayım. Şimdi bu adam beni birdenbire gördü. Benim ne tarafa gitmem lazım? Ne tarafa doğru basmam lazım daha doğrusu? Şimdi sağdan basarsam arkadaşlar, bakın burada gövdem üstü, kafam, her taraf açık. Yani ne olur? Mermi yiyebiliriz. Şimdi bu sizin gövdeniz arkadaşlar, bir can gibi düşünün. Şimdi bu bizim kendi kullandığımız karakteri canı düşünün. Sizin bu canınızı, öncelik canınızı korumak. Bakın öncelik can. Canı koruyoruz. O zaman ne yapmamız lazım canı korumamız için? Tabii ki de sola doğru kavramamız lazım ki böyle yapmamız lazım. Niye? Çünkü sol taraf kapalı. Sol tarafta istediğimiz gibi böyle pikleri yapabiliriz. Ama sağ tarafta öyle bir şey yapma şansımız yok. Neden? Sağdan gitsek sağ taraf açık. Şimdi fake atma arkadaşlar sağ gösterip sol vurmak diyebiliriz. Mesela örnek görüyorum, rakip buradan bekliyor bizi, sağdan bekliyor örnek görüyorum. Biz geldik buradan bir atış ettik örnek görüyorum. Geldik şuradan şöyle bir atış ettik, öldürdük. Bu bir fake atmaktır mesela. Sağ gösterip sol vurmak örnek görüyorum. Veya işte örnek görüyorum rakip bizi buradan rushlayacak sanıyor. Bakın örnek görüyorum şuradan rushlayacak sanıyor. Biz geldik. Yani geldik böyle. Bak, şu duvarın arkasında rakip var. Buradan normalde rakip bizi buradan bekliyor böyle. Tam üst önümüze zıplayacak. Geldik. Rakip nereden bizi bekliyor? Buradan bekliyor. Ama biz ne yaptık? Şurada bir taş var. Taşı gördük. Hemen buradan basacağımız yere sağdan basıp zıpladık böyle atış ettik. Ne oldu? Fake atmış olduk kanka. Yani beklediği yerden değil de beklemediği yerden çıkmak fake atmaktan arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. Sizde şimdi örneklerle anlatmaya arkadaşlar. Bakalım örneklerle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen o zaman örneklere geçiyoruz. Bunlar büyük ihtimalle bir squad ekip. Şimdi bir tane baygınımız vardı. Evet. Arkadaşlar burada iki ateş kullanmaya önem gösteren arkadaşlar. Şimdi rakibi kaldırmaya çalıştıysa hemen basıyoruz. Arkadaşı geliyor bu. Geldi. Sabit durmuyoruz. Gel kanka. Oy, temiz. Öldüm sandım ama güzel. Biri daha var. Ama mermimiz yok. Şimdi ne yapmamız lazım? Hemen bir mermi bulmamız lazım kanka. Şu anda rakiple savaşa giremeyeceğimiz için öncelikle can basmamız lazım. Yakın temasta dürbün çok önemli. Sakın ama sakın lazerden başka bir şey kullanmayın. 1 vs 4'e girecekseniz arkadaşlar. Ve ses oyunlarıyla rakibinizi şaşırtmaya çalışın. Yani ayak oyunları. Hiçbir zaman yerinizde durmayın. Bir molotov. Sağdan gelecek. Gelmesine fırsat vermeden ateşe başladım arkadaşlar. Şu an arkadaşımız da gayet heyecan yaptı. Sese girdi çünkü tek başına kaldıydı. Gayet elimize sağlık. Tamam arkadaşlar. Bak şimdi dikkatli bakıyorsun buraya. Nerede? Sesler var ama ki. Silahsız gezersen öyle olur işte kardeşim. Geliyor. Oy oğlum benim hile bozduk lan. Oğlum hile niye çalışmadı? Senin hile yapan. Oy az kalsın ölüyordum ya. Abi ben daha demin hileyi açmadın mı? Daha orada. Geliyorum kardeşim. Oba adam ezdik. Lan o ne lan? Oy öldük abi, garanti öldük. Ama bir arkadaşın daha varsa abi gelme yanarız. Abi yanarız. Yanarız dedim. Bak beraber yanarız hatta. Yakarım burayı. Lan oğlum. Hadi. Oy. Nice. Kanka. Dur abi çalıştayız abi. Challenge'ımızı. Dur abi. Oha anasını. Kaç kişi? 4 kişi dedim. Gel abi gel. Bekleme yapma gel abi. Aman bir jiroskopsuz direkt dedik. Aha 3. 4. geliyor mu? Yok abi 2 oldu. Aha gitti benim. Gel abi. Gelmiyorsun. Geliyorsun. Helal. Anam. Bak. Oğlum bu 4. kişi değil lan. Olaya bak. Arkadan gelmiş. Haydi. Aga vermeye bak. Ver abi ah senin canlı yerim ben. Ver o yüzden kardeşim. Heh, gel kanka. Bekle. Neredesin? Ölmedin mi? Aa öldün tamam. Süpersin. Lan ne oldu lan? Bir baygın var. Mainstream.